Afrika ve Asya toplumları Batı medeniyeti sayesinde gelişti. Felsefe ve bilimin doğduğu yer antik Yunan'dı. Aydınlanmış Avrupa, insan akla ve hümanizmin merkezi oldu. Öyle mi gerçekten? GZT takipçileri tarih içeriklerini hazırlarken tek taraflı tarih yazımını sık sık eleştirdiğimi fark etmişlerdir. Şimdi bu konuyu biraz daha detaylı konuşalım. Bernard Lewis'i çoğu kişi tanıyordur. Eserlerini okumadıysanız bile sosyal medyada meşhur sözlerine denk gelmiş olmanız kuvvetle muhtemel. Kendisi son büyük oryantalist tarihçi olarak biliniyor. Oryantalizm için en basit ve kısa tabirle Batı toplumlarının doğu medeniyetlerini tanımlama biçimi diyebiliriz. İngiliz asıllı Amerikalı tarihçi Bernard Lewis, İslam tarihi ve Orta Doğu çalışmalarıyla tanındı. Doğu medeniyetlerinin kültürel olarak Batı'dan aşağı konumda olduğu fikrini yeniden canlandırdı. Bir dönem George Bush'un danışmanlığını yaptı. Üstün beyaz adam mentalitesini savunan söylemleri Bush tarafından hayranlıkla karşılandı. Filistin kökenli profesör ve aktivist Edward Said ile tartışmaları dikkate değerdi. Said, Lewis'in Doğu'yu ve İslam'ı yanlış tanıttığını, Batı'nın emperyalist amaçlarına hizmet ettiğini söylüyordu. Lewis'in Osmanlı İmparatorluğu hakkında çalışmalarına baktığımızda Edward Said'in pek de yanlış düşünmediğini görebiliriz. Örnek olarak Modern Türkiye'nin Doğuşu adlı eserinde Osmanlı'nın batılılaşma ve yıkılış süreçlerini nasıl ele aldığını inceleyelim. Lewis, Osmanlı'da modernleşme ve batılılaşma hareketini Lale Devri'nden başlatıyor. Ona göre klasik dönemlerde tamamen mistik, egzotik ve yenilikten uzak bir yapıya sahip olan Osmanlı, yeni teknolojilerin gelişiyle geç de olsa yönünü batıya döndü. Fakat Osmanlı'nın kuruluş yıllarından itibaren izlediği politikaları göz önüne alırsak bu değerlendirmenin yanlış ve eksik olduğunu anlamak hiç de zor değil. Diğer Türk beylikleri arasında bir uç beyliği iken bile Osmanlı'nın öncelikli hedefi batıya ilerlemek ve dönemin koşullarının getirdiği yenilikleri kendi yapısına göre uyarlamaktı. Hatta çoğu tarihçinin söylediği gibi Osmanlı daha çok bir Balkan devletiydi. Erken dönemlerden başlayarak farklı kültürlerle etkileşim halinde oldu. Yani anlatıldığı gibi içe kapanık ve yabancılarla iletişimi reddeden bir yapılanma söz konusu değildi. Fatih Sultan Mehmet gerek şehzadelik yıllarında aldığı eğitim, gerekse İstanbul'u fethettikten sonraki uygulamalarıyla bunun en iyi örneğini teşkil ediyordu. Henüz küçük yaşta birden fazla dile hakim olan, antik Yunan ve Roma medeniyetlerine büyük ilgi duyan, batılı tarzda ilk portreleri yaptıran Fatih, Osmanlı'nın en entelektüel sultanlarından biriydi. Kimi zaman Müslüman ve Hristiyan din bilginlerini sarayda bir araya getirerek ilmi tartışmalarda bulunmalarını isterdi. Doğu Roma'nın başkenti İstanbul'u alması ve Otranto Kalesi'ni fethetmesi Batı'ya yönelik ilerlemeci politikasının bir göstergesiydi. Hatta bazı tarihçilere göre o yalnızca Osmanlı hükümdarı değil, aynı zamanda Roma imparatoruydu. Bernard Lewis ise Osmanlı'da yabancı dil öğrenmenin günah sayıldığını, farklı kültürlerle etkileşimin hoş karşılanmadığını ve 3. Ahmet devrine kadar imparatorluğun dışa kapalı bir yapıda olduğunu savunuyordu. Lale Devri ve Nizam-ı Cedid ıslahatları döneminde gerçekleşen isyanları örnek vererek Osmanlı'nın tamamen modernleşme karşıtı olduğunu söylüyordu. Osmanlı'da İstanbul ahalisi ve saray erbabı dışında reayanın birden fazla dil bilmesi ve yabancılarla etkileşim içinde olmasını beklemek biraz anakronist bir yaklaşım olabilir. Dönemin koşullarına baktığımızda dünyanın pek çok bölgesinde monarşik ve feodal yönetimler hakimdi. Yani Fransa'nın bir köyünde yaşayan, tarımla ya da hayvancılıkla ilgilenen insanlar derebeyleri ve monarklar gibi ihtişamlı yaşamlara sahip değildi. Bu durumu yalnızca Osmanlı'ya ve Doğu medeniyetlerine entegre etmek fazlasıyla oryantalist bir yaklaşım gibi görünüyor. Lewis, Osmanlı'nın en yenilikçi sultanlarından olan 2. Mahmud'dan da bahsediyordu. Ona göre 2. Mahmud, eski düzeni yıkan ama yerine kendi başıboş iradesinden başka bir şey koymayan birisiydi. Halbuki Osmanlı'nın son dönemlerinde yapılan her türlü reformun ilk örneklerini 2. Mahmud döneminde rastlanıyordu. Millet sistemi yerine vatandaşlığı yerleştirmeye çalışması, batılı askeri, siyasi ve eğitim kurumlarını ortaya çıkarması, modern batının teşekkülü 2. Mahmud dönemi uygulamalarıydı. Ancak Lewis, Osmanlı'nın batılılaşma ve yıkılış süreçlerini yalnızca ilerici, gerici çatışması üzerinden okuyarak doğunun üstün batıya karşı bir set çekmesi fikrine tutunmuştu. Tarih yazımı objektif olunması zor bir alan elbette. Ancak bugün bize kabul ettirildiği şekilde tarihin babası olarak görülen Herodot'tan itibaren doğuyu ötekileştiren ve barbarlıkla itham eden zihniyet 19. yüzyıldan itibaren daha görünür olmaya başladı. Bernard Lewis de bu düşünce sistemini temellendiren en önemli araştırmacılardan biriydi. Elbette Rönesans'tan bu yana devam eden anlayışın karşıtları da yok değildi. Bu isimlerden en önemlisi ise şüphesiz Anel Okulu'nun önde gelen temsilcisi Fernand Braudel'di. Başlı başına ayrı bir bölümü hak eden Anel Okulu'nu yeni bir içerikte inceleyeceğimize söz vererek Braudel'in şu sözüyle bitireyim. Tarih yalnızca duvarlarla kapatılmış bahçelerin incelenmesine mahkum edilemez. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Videoyu beğenmeyi ve GZT'yi her platformdan takip etmeyi unutmayın.